Merhaba değerli izleyenler. Yeşilçam'ın Çınarları programı ile bir kez daha karşınızdayız. Her seferinde sizin karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ama öyle konuklarımı takdim ederken de çok fazla heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten birbirinden değerli Yeşilçam'ın çınarları, gerçekten emekçileri benim için çok önemli. O yüzden yine bir emekçi tanıtacağım bugün size. Güzeller güzeli, hiç değişmeyen Aysun Güven. İltifatınız için çok teşekkür ediyorum İltifat ilk önce. Bu. O sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce ben size çok teşekkür ediyorum. Şu an benim bir dizi çalışmam var. Hem de günlük bir dizi çalışması. Buna rağmen sizin teklifinizi seve seve kabul ettim. Bu yaptığınız çok çok güzel bir şey. Çok özel bir şey benim için. Çünkü biz eski sinema oyuncularına maalesef pek değer verilmiyor. Siz çok genç bir programcı olarak bizleri burada ağırladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben biraz önce de konuşmamda söylemiştim size, benim için bir minnet. Yani Yeşilçam'ın varoluşunun bir minneti var üzerimde. Artı sinemaya karşı büyük bir keyifle izledim, onlarla büyüdüm. Verdikleri emekleri sonra dost oldum, o insanlarla paylaştım. Bu çok özel bir şey. Çocukluğunuzda büyüyün, sonra onlarla dost olun. Sonra ben de bir vefa borcu olarak dedim ki ne yapabilirim? Bir şeyin üstesinden gelmeliyim ve Yeşilçam için bir şeyler yapmalıyım dedim. Ve bu programı hazırladım. Yapımcılığını üstlendim, sunuculuğunu üstlendim. Ve sizi burada görmekten inanılmaz mutluyum. İyi ki yapmışsınız, iyi ki beni buraya davet etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bundan sonra da biz zaten bu ailemize katılanları bırakmıyoruz. İnşallah. Bundan sonra hayatımızı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Sinemaya 71 yılında başladınız değil mi? 1971 yılında başladınız. Evet, 71 yılında başladım. Şöyle ki biz eğitimli, yani alaylıyız biz. Birkaç deneme filminden sonra ilk ciddi anlamda 72 senesinde başladım. Yani 71 senesinde bir iki filmde yardımcı rollerde oynadıktan sonra 72 senesinde rahmetli çok sevdiğim bir abim Yılmaz Güney'in Kaçaklar filmiyle sinema sektörüne başlamış oldum. Ondan sonra Irmak ve devamında 60 tane sinema filmim devam etti. Evet, biz 60 taneyi konuşmayacağız ama yavaş yavaş böyle ilk başladığınız andan itibaren işte o ilk motor denildiği anda ne hissettiniz? O anı nasıl teklif edildi onu anlatabilir misiniz? Nasıl teklif edildi? Şimdi çok gençtim, daha reşit de değildim. Hatta annem imza atıyordu. Bir yaş büyütüldüm. 17 yaşındaydım ben sektöre başladığımda. Çok heyecanlıydım. Yani şöyle diyeyim, ben yönetmenle çalıştığım zaman böyle bacak bacak üstüne falan atamazdım. Utangaç, sıkılgan bir kız. Yani ben bu işi nasıl yapacağım? Yani şimdi başrol oynuyorsun, bir şey yüklenmiş üstüne. Yani bir jöndam var, işte o filmi götüren, izleyiciyi toplayan bir ağırlık var üstünüzde yani. Tabii ki çok yardım alıyordum. İşte o dönemde usta oyuncular vardı, işte Muazzez Kurdoğlu, Kadir Savun, Ali Şen, çok değerli sanatçılar vardı. Onların yardımıyla çalışmalarım devam etti. Heyecanımı yavaş yavaş gidermeye çalıştım. Ama çok heyecanlıydım. Elim ayağım titriyordu kamera karşısına geçtiğim zaman. Yani şimdi ben düşünüyorum da, yani o dönemde nasıl diyeyim, yani iptidai bir şekilde çalışıyorduk. Yani biz bir minibüsün içine oyuncusu, setçisi, ışıkçısı, kameramanı hepimiz doluyorduk. Bir aile gibi. Aile gibi gidiyorduk ve işimiz bittiği zaman ağlıyorduk. İnanıyor musunuz? Yani sanki akrabamdan, ailemden ayrılıyormuşum gibi bir paylaşım vardı, bir dayanışma vardı. İnanılmaz güzellikti yani. Ben o dönemleri çok arıyorum. Gerçi benim çalışma dönemim kısa oldu. Ben bir 8 sene sonra sinema sektöründen ayrıldım. İşte 72'de girip 78'de bir seks furyası başladı o dönemde. Benim ismim yazılan bir afişte bana ait olmayan çıplak başka hanımların fotoğrafları vardı. O dönemde
Ben sinemayı bıraktım. Hala şu an internette ben mesela Aysun Güven diye girdiğim zaman işte ismim yazılı afişte ama afişteki fotoğraf çıplak bayanların resimleri bana ait değil. Yani hiç hoş şeyler değil bunlar. Kesinlikle. Çünkü benim bazı kurallarım vardı. Ailem izin vermişti ama işte açık saçık filmler yok. Masum oynuyordum zaten. Onları da görünce sinemayı bıraktık. Evlendik, çoluk, çocuk falan derken büyüttük onları. Tekrar özledim. Bir 25 sene geçti aradan. Tekrar anne karakteriyle sinemaya başlamış olduk. Ama samimi olarak söylüyorum, 70'li yılları çok arıyorum. Evet. Çünkü gerçekten o zamanın değerleri, o zamanın insanların vermiş olduğu emeklerinin böyle aslında biraz da zayi edildi sanki, değil mi? Maalesef. Yani o önemli isimlerin bir nevi yok olması için çaba gösteriliyor şu gerçek, anda. Gerçek. Şu anda da öyle. Şu anda da öyle. Bu çok acı. Yani ben inanın Nursel Hanım, ben çok özlediğim için tekrar döndüm. Ama işte dediğim gibi şimdi bir kast ajansları kurulmuş. İşte şirketler oyuncu istedikleri zaman onlara başvuruyorlar. İşte onlar oyuncu götürüyorlar. Oynayacakları karaktere göre oyuncu yolluyorlar. Ben hiçbir ajansa kayıtlı değilim. Bir de benim o dönemden tanıdığım çoğu insanlar sektörü bırakmış, vefat edenler var. Bir de biz artık belli bir yaşa geldik. Yani o dönemde de böyle çok şirket aşındıran bir insan değildim. Aman bana iş verin falan diye. Sağ olsunlar. Şimdi yine beni tanıyıp da teklif getiren arkadaşlarım oluyor. Girip oynuyorum. Ama ben kanalda dizileri izlediğim zaman, kendi yaş grubuma baktığım zaman ben bunu yani iddia etmiyorum ama iyi olduğumu düşünüyorum. Ama ben niye oralarda değilim diye de düşünüyorum. Siz zaten bir yerlerdesiniz. Birileri sizin farkınızda olmalı. Yani o insanlar sizi fark etmeli. Zaten buraya kadar gelmeniz, bu dönemi yaşamanız, 60-70 tane film çekmeniz, zaten bir yere gelmişsiniz. Bir isimsiniz. İşte o bir idolsünüz. Pardon. O ara verdim ya, o 25 sene ara verdim ya. O 25 sene sonra zaten unutuluyorsunuz. Bu benim için hiç önemli değil. Yani ben zaten 70'li yıllarda bir Aysun Güven'dim. Yani o dönemde televizyon yoktu. Son zamanlarda bir siyah beyaz başladı. Bizim o dönemde hayran kitlemiz vardı. Yolda yürüyemiyorduk. Ben 22 yaşında bıraktım sinemayı. Ben şimdi tekrar döndüm özlediğim için. Yani ben meşhur olayım, şöyle olayım iddiasında değilim. Hani çok özlediğim için ben tekrar bir sektöre döndüm. İyi yaptınız. İyi ki döndünüz. Dizileri geçeceğiz birazdan ama bir VTR'miz var. İzleyelim. Tamam. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Tamam. Daha borcumuzu ödemedik. Düşünme borcunu. Ödeyen bulunur. Kimmiş? Bildin elbet. Şu emanet de üstümde kalmasın. Dur kız. Al şunları. Çocukluk, genç kızlık hatıralarımla dolu çiftlik. 2 yıl sonra böyle ıssız, acılı, yıkıntılarla dolu mu bulacaktım seni? Aşkımdan, hayallerimden kopararak beni Beyrut'a gönderen babam da yok şimdi. Acaba hangi acılı kaderi yeniden paylaşmaya mahkumuz seninle? Bu vahşi dağların ortasında ne büyük, ne efsanevi bir aşkla kurulduğu söylenir halbuki. Nasıl düştün oraya, anlatsan? Uzun hikaye. Annemi kaybettiğimde küçüktüm. Üvey babamın yanında yaşadım yıllarca. Gün geçtikçe gelişip büyüyordum. Alkolikti. Her gün içerdi. Gün geçtikçe bana bakışları, davranışları değişmeye başlamıştı. Niye arkadaşların gibi neşeli değilsin? Neden hep durgun ve düşüncelisin? Bilakis, seni tanımak ve seninle beraber olmak çok mutlu ediyor beni. O halde? Beni üzen tez ayrılık.
Ayrılık mı? BTR'mizi izledik. Ama şimdi değerli izleyenlerimiz bana hak vermişlerdir. Sizi görünce, ekrandaki gençlik resminizde görünce filmlerinizi tabii ki bana hak vermişlerdir. Hiç değişmemişsiniz. Sadece birazcık saçlarınız değişmiş. Sadece birazcık yani yüzünüz değişmiş. Onun dışında yine sizi değerli izleyenler sokakta görse kesinlikle tanırlar. Sağ olsunlar, jenerasyon tanıyor. Yani böyle düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel eleştiriler alıyorum. O da hoşuma gidiyor ama maalesef yıllar acımasız. Yani fotoğraflara baktığım zaman bayağı bir değişmişiz. Çünkü torun torba sahibiyim artık. Ama teknolojiden yararlanmıyorsunuz. Hiç yararlanmadım. Şimdi o kısmı var. Yok. Yani mesela botoksu var, estetikleri var. Hiç yaptım. Onlardan birazcık yararlanmış olursanız. Evet. Yani hiçbir şekilde hiç fark edilmiyor demek ki. Şöyle biraz yaptırsak iyi olacak. Şuradan o, böyle. Tanıdık cerrah arkadaşlar var mesela. Düşünüyorum aslında ama yani biraz da korkuyorum ama hiçbir şey yaptırmadım bugüne kadar. Yok yani ben teknolojiye karşı değilim. İnsanlar gerek kesinlikle, kesinlikle. Çünkü ben de katılıyorum. Gerçekten bir görsellik. Kesinlikle. Yani işte evinizin, düşünün boyası sıvası döküldü. Yaptırıyorsunuz. Yaptırıyoruz. Tabii, tabii. Biz niye yaptırmayalım doğru, ki? Doğru. Yer çekimi bunlar yani. Şu kaz ayaklarını falan düşünüyorum ama yani şurasını falan düşünüyorum aslında. Korkuyorum işte. Tamam, bakalım. Tamam, seni iyi bir cerrah arkadaş var, göndereceğim. Buradan ona da kıyak yapalım. Şimdi tabii hepsi espri. Yani sonuç itibariyle o her çizginizde yılların hatıraları kesinlikle var. Annenizin, eşliğinizin, geçmiş yılların emekleri var orada. Evet. Hatta Nilüfer Aydan yani ablacığım hep der ki kırışıklarımı çok seviyorum çünkü hepsinde bir hatıram kesinlikle var. Onları silemem der. Doğru. Ama öyle de bir fizik var ki kıskandırıcı bir genç fizik. Genç kız gibi. Ya inanamıyorum. Geçen gün işte yine beraberdik şeyde bu film sanatının hazırlamış olduğu 8 Mart Kadınlar Günü'nde hep birlikteydik sağ olsun. Film sanatının müdürü Kıvanç bir şey hazırlamıştı, kadınlar matinası. Orada bir geldi Nilüfer abla, hepimizin nutku durdu. Yani bir insan maşallah, yani bu kadar mı güzel olur, bu kadar mı güzel fiziğini koruyabilir? Evet. Bir de dans etti orada. Aa. Bittik yani. Bugün haberlerdeydi. Nilüfer abla. Öpüyoruz. Abla. Yarın o da evet burada. Yine Devlet Devrim'le beraber. Aa, çok güzel. İnşallah yarın onları da çok güzel alacağım. Bir ara hepimizi bir araya topla Nursel Hanım. Tamam. Söz. Galasını yapalım o zaman. Yeşilçam'a, evet. Çınarları evet, galasını yapalım. Bizim 70'li yılların arkadaşlarımızı pardon ben ara ara Adana Film Festivali, işte Antalya Film Festivali'ne davet ediyorlar. Oralarda görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Hı hı. Bir iki senedir gitmiyorum. Çok mutlu oluyorum. Ama böyle bir organizasyon yaparsanız çok tamam, mutlu olurum. Tamam. Öyle yapalım o zaman. Mutlaka bir araya gelelim. Ya Güre'ye, termale gidelim. Tamam. Bir termal sefası termal yapalım. Sefası, tamam. Ondan sonra ya da bir araya gelelim burada plazada, Saran Plaza'nın 7. katında. Gördüm. Çok muhteşem. Güzel bir kafemiz var. Taras Kafe. Evet. Karadeniz yemekleri yapıyor orada. Müthiş muhlamalar var. Süper. Kiloları aldık zaten. Biraz daha alırız kiloları. Olsun. Bir gün bir şey olmaz. Bir gün rejimi bırakacağız. Tamam. Tamam. Söz veriyorum size. Yeşilçam'ın Çınarları galasını yapacağız. Tamam. Orada. İnşallah. Tamam. Şimdi tekrar filmlerimize dönelim ve Irmak'a gidelim. Irmak'ı Serdar Gökhan'la beraber çektiniz. Güzel bir filmdi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu filmden biraz söz eder misiniz? Irmak filmini Adana Karataş'ta çektik. Çok net hatırlıyorum. Çok güzel bir ekiple. O Irmak Karataş'ta mıydı? O Irmak evet. Neredeydi? Irmak Karataş'ta kaldık. Tabii Karataş'taydı ya bildiğim kadarıyla. Adana Karataş. Yani Karataş'a yakın bir yerdeydi. Öyle çünkü kaldığımız otel Karataş'tı. Arabalarla oraya çekime gidiyorduk. Tabii Karataş'taydı. Hmm. Bir sal vardı zaten. Salla geçiyorduk. Karşıya geçiyorlardı. Evet, salla. Evet. Serdar Gökhan zaten salcıydı. Evet. İnsanları karşıdan karşıya götürüyordu. İşte orada bir ağaoğlu vardı. Bir de işte salcı bir delikanlı vardı. İkisi de size aşıktı. Biz tabii ağaoğlanı seçtik. Ama tabii ağaoğlu bize eline geçir yani elde etmek için bir takım entrikalar yaptı. Sonradan bir ev işleten bir hanımın evine götürüyor. Tabii kız o bilmiyor, saf
Köylü kızı. İşte ağanın oğluyla buluşacak, hı-hı, diye oraya gidiyor. Meğerse orası bir şey evi işte. Yani ne derler ona? Kadın pazarından bir yer. Kadın pazarından bir evi falan orada. Sonradan işte bir çerçimiz vardı bizim. Rahmetli Osman Alyanak oynuyordu orada. Evet, size kolyeler getiriyordu. Serdar Gökhan'dan. O daha önceden getiriyordu, kabul etmiyordum. O çerçi kumaş falan satan bir kişiydi. O işte randevu evindeki çalışan kadınlara devamlı kumaşlar falan getiriyor. Orada beni görüyor. Ondan sonra gidiyor işte Serdar'a söylüyor. Serdar o zaman seni geliyor, alıyor, kurtarıyor falan. Çok güzel bir filmdi, çok duygulu filmdi. Benim, evet, ilk başrol olan Kadir bir Savun filmdi. Kadir Savun'da onun babasıydı galiba. Kadir Savun babasıydı, Muazzez Kurdoğlu annesiydi. Evet, çok güzel bir filmdi. Ben çok güzel bir çalışma, ödül aldı filmimiz. Hı-hı. Ben de tabii çok mutlu olmuştum. Benim ilk başrol oynadığım bir filmdi. Çok güzel bir çalışmaydı. Genelde dram oynadınız ama... Evet, dram oynadım. Bu Osman, başka Osman da komediydi. Komediydi ama ben yine orada bir şeyi oynuyordum. O dönemde eski yine bir sanatçımız vardı. Şu an tam net hatırlayamayacağım. Onun avukatını oynuyordum ben. Yani o evde bulunan avukat. İşte o kişinin bir yeğeni varmış. Yeğeni de işte Serdar Gökhan. Ama Serdar Gökhan'a benzeyen başka biri daha var, o da hapiste, tamam mı? Şimdi o hapiste olan çok bıçkın bir insan, bunlar yer değiştirdiler. Çünkü o evdeki, yani avukatlığını yapan hanım çok zengin bir hanım. Ölecek diye bir takım akrabaları geldi işte onun mirasına falan konmak için. İşte o asıl onun yeğenin yerine hapishanedeki Serdar geldi. İki Osman oldu yani. Bu Osman, bu Osman başka Osman ismi oradan geliyor. Evet, iki hani tane komedi Osman. Tarzı ama ben yine orada avukat ciddi bir hanımı oynadım tekrar. Evet. Ama siz kendiniz komedi hiç oynamadınız değil mi? Ben komedi hiç oynamadım ama komedi filmlerinde hep oynadım. Çünkü şeyde işte biraz önce size anlattım. Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman, ondan sonra o dönemde kimler? Müjdat Gezen. Şimdi Müjdat Gezen'le televizyon çocuğunda oynadım. O normal bir komedi film. Ama bu Hadi Çaman, Ali Poyrazoğlu'nun oynadığı filmlerde ben normal işte Ali'nin sevdiği, Hadi Çaman'ın sevdiği, aşık olduğu, şey Aydemir Akbaş vardı bir de, aşık olduğu masum bir kız. Ama tabii bu filmlere o dönemde o Seks Furyası'nda açık saçık sahneler de koymuşlar. Başka oyuncular oynamış. Benim bunlardan haberim yok tabii. Benim izleyicim. Ben çünkü masum drama oynadığım için çoluğunu çocuğunu alıp gelip filmini izleyen insanlar. Evet. Sonradan mektuplarda bana işte biz size hiç yakıştıramadık Aysun Hanım, böyle filmlerde nasıl oynarsınız falan, haberim yok. Ne oluyor dedim. Sonradan öğrendik ki benim oynadığım filmlere seks sahneleri koymuşlar. Açık saçık sahneler koymuşlar. İşte ben de o 78'de sinemalı noktaladım, bıraktım. Yani ben yine masumdum ama komedi filminde oynadım ama komedi oynamadım. Mesela Mahallede Şenlik Var diye bir dizi vardı. Ali Poyrazoğlu'nun tam tiyatro ekibi oradaydı. Oya Başarlar oradaydı, Koran Abaylar oradaydı, hepsi oradaydı. Ben yine orada masum bir kız oynadım ama onlar hepsi komedi oynadı. Ama ben de komedi filminde oynadım. Peki, o sektörde en çok hayranlık duyduğunuz isim kimdi? O filmde tabii ben işte o büyüklerimden bahsedeceğim. Bir Muazzez Kurdoğlu'ndan bahsedeceğim. Bir Kadir Savun'dan bahsedeceğim. Bir Erol Taş'tan bahsedeceğim. Ali Şen. Evet, çok yani çok değerli usta. İnsanlar. Evet. O dönemde zaten biz gençlerle oynadık. İşte Serdar çok iyi bir oyuncu arkadaşımız. İşte Aytaç Arman öyleydi. Cüneyt abiyi çok Aytaç severdi. Aytaç Bey de inşallah o da gelecek. Adana'daymış. Babası geçmiş olsun diyoruz ona buradan. Geçmiş babası olsun. Rahatsız. Öyle mi? Geçmiş evet, olsun. İnşallah birkaç gün sonra o da gelecek. Selamımı söylersiniz Aytaç'a da. Aytaç'la çalıştık. Adile Naşit. Dünya tatlısı bir insan. Çalıştım onunla. Ah dede vah dede diye bir filmde Ayvalık Cunda'da çalıştık. Anneannem oynadı benim. Hatta anneler gününde gitmiştim. Mekanı cennet olsun canım benim. Dünya tatlısı bir insandı. Çok büyük değerlerimiz vardı. Hep kaybettik yani. Ben çok evet, üzülüyorum. Evet, çok evet, üzülüyorum. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Sevgiyle anlıyoruz ama işte ben her zaman söylüyorum. Ölmeden önce kıymet bilmek lazım. Kesinlikle. O yüzden geride kalan zaten çok az sayıda insanlar çok, kaldı. Çok, çok. Ve bunlara destek verip, bunlara sahiplenmek artık
Türkiye'nin boynunu borcu diyorum ben. Siz ne güzel bakın bu işi göğüslemişsiniz. Evet, kesinlikle. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman için ben inşallah bu konuda bir örnek olmuşumdur. Kesinlikle. İnsanlar bundan sonra da ve hatta bütün ekranlarda sürekli söylüyorum. Lütfen sağlığında Yeşilçam Sinema emekçilerine lütfen yer verin. Onları koruyalım çünkü onlar büyük değerler. Sinemanın varoluşuna sebep olan insanlar. Kesinlikle, kesinlikle. Onları göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Kesinlikle. Halk sizi istiyor, evet. Bu bir gerçek ama halkın elinde olan bir şey yok. Evet. Bizim telefonlarımız susmuyor. Yani işte şunu da alın, işte şunu da görmek istiyoruz. Nasıl bir yaşantısı var? İşte sürekli aranıyor. Mesela Peyrehan Savaşı çok istiyoruz diyenler var. Peyrehan Hanım'ı da görüştüm. Gelecek o da inşallah, kolundan biraz rahatsızdı. Yani onların duyarlı olduğu gibi sizlerin duyarlı olduğunu da görüyorum. Yani hiçbir kibir yok, hiçbir kesinlikle, ego yok. Kesinlikle. Yani bundan dolayı zaten ben çok mutluyum. Ben şimdi çalıştığım dizide de çok saygı duyuyorum. Mesela yönetmenimiz de çok hoşuma gidiyor tabii. Aysun Hanım Yeşilçam'dı diyorlar yani. Yeşilçam terbiyesi almış diyorlar. Evet. Hani bu çok hoş bir şey biliyor musunuz? Kesinlikle. Çok hoş bir şey. O size verilen o değer. Biz gerçekten öyle yani eski Yeşilçamlılar daha disiplinli. Yani bu bir gerçek yani. Ben bunu bütün çalışmalarımda duyuyorum zaten. Örnek alın diyorlar. Yani gençlere örnek alın diyorlar. İşte ben mesela benim yapımcım Sevda Hanım, İnce Hanım diyorlar ki Aysun Hanım siz idolsünüz. Yani şu an bizim bu dizimizde idolsünüz. Sizden örnek almaları lazım. Ben zaten çocukları çok seviyorum. Hepsi bana çok saygılı. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben 25 sene ara vermişim. Tekrar sektöre gelmişim. O aynı saygıyı görmek benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim. Devam edin isterseniz. Bitirin ondan yok, sonra yok. Sorayım ben. Yok yok. Ama işte ben biraz önce dediğim gibi yani neden biz aranmıyoruz? Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Biz dublaj sanatçısıyız. Ben yani. Soracaktım şimdi. Öyle mi? Karşıyla karşıyayız. Evet, evet. Şimdi biz dublaj sanatçısıyız. Biliyorsunuz sektör artık sesli çekim yapıyor. Bana çok teklif geliyordu sesli çekim olduğu için. Ben inanın yani cesaret edemedim. Yani belli bir yaşa geldim. Çünkü tiyatro eğitimim yok. Tiyatro sanatçısı biliyorsunuz ezber yapıp sahneye çıkıyor. Birebir izleyiciyle karşı karşıya. Ben artık bu saatten sonra ezber yapamam diye kabul etmiyordum. İlk defa ben cesaretle ben bu işi kabul ettim. Günlük bir dizi. Ve günlük dizi o kadar zor ki şöyle söyleyeyim. Kesinlikle, mesela biliyorum. Ben haftalık dizide oynadım. 4 bölüme 1 günlük benim iş günüm eşit biliyor musunuz ezber konusunda. Mesela ben bir haftalık dizide oynasam 1 ayda 4 bölüm çekiliyor değil mi? Evet. Burada bir günlük iş gününde benim 4 haftalık bölüme eşit bir günlük ezberim. Hı hı. Ben artık burada profesyonel oldum yani. Gerçekten yani. Ezber konusunda bayağı iyiymişim. Zaten insanlar günlük dizileri şey gibi bakıyorlar aslında. Hani mesela çok sıradan bakıyorlar. Haftalık maalesef dizi öyle. Daha önemli gibi geliyor. Aslında öyle. Ne kadar büyük evet. bir külfet olduğunu. Ucuz oyuncu diyorlar şu an bize. Desinler. Çünkü gerçekten günlük dizide oynamak herkesin işi değil yani. Kesin. Ve reytinglerimiz o kadar güzel ki evet, bizim biliyorum. Yani. Ben isim vermeyeceğim şimdi. Günlük dizi diye işte diyorlar. Demek paraya çok ihtiyaçları var ki günlük dizide. Ben öyle düşünmüyorum ki. Ben oyuncuyum. Bana teklif geldi. Güzel bir rol teklif geldi. Firma çok iyi. Ekip çok iyi. Keyifle çalışıyorum. Ama az evet. para kazanıyorum. Zaten ama önemli olan önemli değil yani. Önemli olan o değil mi zaten? Yani sonuç itibariyle çalıştığınız ekip iyi. Kazanç olarak da kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Az ya da çok. Tamam, hiç tamam, önemli yani. Değil. Ben haftalık diziye nazaran az kazanıyorum. Bu da benim tercihim yani. Ama ne oldu? Benim için okul oldu bu. Kesinlikle. Bu günlük dizi benim için okul oldu. Ben demek ki bu işi yapabiliyorum yani. Evet. Önemli olan bu. Acaba hani şimdi tam dublaj konusunu şey konuşmuşken diyorum ki acaba hani insanlar dublaj diyorum sufle hani verirlerken şimdiki işte jenerasyon sadece ezbere bakıyor. Geçmişteki insanlara acaba yapamaz korkusu mu yaşanıyor burada? Burada bir sıkıntı var ama çözülmüş değil henüz yani. Bir de işte yönetmenlerimiz falan genç. Artık birazcık şey yapıyor. Dedim ya kast ajanslarıyla çalışıyorlar. Ben bağlı değilim.
bir ajansa kayıtlı değilim. Ancak beni tanıyan işte bana telefon açıyor. Aslında bizim jenerasyondan isim vermeyeyim. Çok iyi dizide oynayıp da dublaj yapan oyuncularımız var. Ha, tabii ben de biliyorum birkaç isim ama yani işte acaba çok mu zor fazla geliyor? Fazla konuşmak istemiyorum bu konuda. Çok mu zor geliyor? İnsanlara mı zor geliyor? Nasıl anlayamadık ama... Ben kendimi iyi hissediyorum. Kendime de güveniyorum. Dediğim gibi botoksum yok, hiç estetiğim yok. Oyunculuğuma da güveniyorum. Ama dediğim gibi sesli çekim diye kabul etmiyordum ama bundan sonra iddialıyım. Çünkü gerçekten ben ezber konusunda çok iyiyim. Yani iyiyim yani. Mursel Hanım. Süper. Yani burada kendini kanıtladığını gördün. Çünkü daha önce yapamadığını düşündüğün için aynı. Cesaret edip kabul edememiştiniz. Yapamam dedim. Yani yapamam dedim. Benim gibi düşünen arkadaşlarım da var. Hatta ben onlara söylüyorum. Diyorum ki cesaretlenin. Bir yapın, insan denemeden bilemez ki. Evet, öyle kesinlikle. Değil mi? Şimdi benim yönetmenim bile diyor, gençlerden daha iyisin diyorlar bana. Gençlerden daha iyisin. Onu diyoruz biz, bu Alzheimer hastalığı falan var ya, aslında bizim için bu çok güzel bir şey. Bu ezber falan. Çünkü beyin devamlı hareket çalışmak halinde. Tabii, kesinlikle. Tabii. Yani ben şu an çok keyifliyim. Bir de bizim sektörün biliyorsunuz yaş mehumu yok. Sağlığınız yerinizde evet, olduğu sürece genç, yaşlı, ihtiyar, çirkin, güzel hiç önemli değil. Herkese bir rol var. Önemli olan evet. Sağlıklı olsun. Ha, sesli çekim mi var? Haydi meydan. Ben şu an kesinlikle artık bir güven içindeyim. Bundan sonra inşallah daha güzel bir çalışmaların içinde olurum. Çünkü şu anki işimden tabii ki memnunum. Nankörlük yapmak istemiyorum. Benim için okul oldu. Ama günlük dizi çok yorucu. Benim yaşımdaki bir insan için çok yorucu. Her gün settesiniz, her gün ezber. O yüzden de 1,5 sene oldu zaten. 2. seneye biz şu an çalışıyoruz. Tekrar devam edecek. Ama ben yapımcılarıma da söyledim. Artık dedim, izin isteyeceğim sizden dedim. Bakalım artık bitirip haftalık diziye başlamak istiyorum inşallah. Hayırlısıyla. Hadi bakalım inşallah. Hayırlısıyla. O biz sizleri tabii ki her zaman ekranlarda görmek istiyoruz. Değerli izleyenlerimiz de i̇nşallah. Aynı şekilde düşünüyor. Ve yine eski sektör zamanındaki zamana gelirsek, oradaki insanlar hak ettiklerini aldılar mı sizce? Yok. Almadılar değil mi? Değil. Şimdi bu... geçen gün onu konuştuk. O zaman almadık. Şimdi almıyoruz. Yani biz yok olduk gittik diye bir ızdırap içindeler. Hayır şöyle yani biz mesela paramızı almıyor değildik. Alıyorduk işte. Çek veriyorlardı, senet veriyorlardı. Ama yani çok cüziydi yani. Şu an dizilerden para alan insanları görüyoruz. Bilmiyoruz doğru mu yanlış mı, bölüm başına alınan paraları falan duyuyoruz da yok. Hayretler içinde kalıyoruz. Yok. O kadar emek, o kadar sabır. Yani bizim dönemimizde biz kıyafetlerimizi kendimiz valizimizle götürüyorduk. Makyajımızı kendimiz yapıyorduk. Filmde giydiğimiz kıyafetleri kendi paralarımızla alıyorduk. Şimdi sponsor var. Gidiyorsun seni giydiriyor, makyajını yapıyor, saçını yapıyor. Sen evinden alıyorsun çantanı, sete gidiyorsun. Evinden alıyorlar, evine bırakıyorlar. Bizim o zaman öyle miydi? Evet, geçen bu konuyu Banu Alkan'la da konuştuk. O da aynı keza ben evet hep salon kadınını oynadım diyor. Evet. Evet güzel paralar kazandım ama ben paramı aldıktan sonra hemen yurt dışına gidip en güzel kıyafetleri, en güzel kürkleri alıp değerli izleyenlerin karşısına çok saygılıydım ve o şeyle çıkmalıydım diye düşünüp hep kıyafetlerimi harcadım çoğu paramı. Doğru. Gerçekten evet insanlar orada halkın karşısına çıkacak diye büyük bir saygıyla, büyük bir emekle, büyük bir özveriyle çıktılar. Şimdi her şey hazır. Her şey hazır. Hazır. Tabii. Yemekler hazır. Her şey hazır. Ya bu hazırlığın içinde biraz da sizler olmalısınız. Olmalısınız yani. Artık olmalısınız. Başka hiçbir şey diyemiyorum yani. İnşallah. İnşallah. Peki daha sonra evlendiniz. 2 tane galiba. Evet. Çocuk oldu. Allah uzun ömürler amin, versin. İnşallah. Benim işte 78'de evlendim ben. Sinemayı bıraktım, evlendim. 79 doğumlu bir kızım var benim. Şu an banka sektöründe yavrum benim. 2 tane torunum var, kız torunum var. Bir de 83'lü bir oğlum var. Allah bağışlasın. İnşallah. Evladımın da bir erkek çocuğu var.
6 aylık. Peki sizin çocuklar bu sektörle ilgilenmedi mi hiç? Hayır, sokmadım. Çok istediler. İkisi de, bebeklikleri de dahil. Kızım çok güzel, oğlum çok yakışıklı. Bir dönem oğlum işte üniversiteye başlamadan önce pardon, biraz böyle mankenlik yapar gibi oldu işte. Fakat çok kısa bir dönem sonra kız arkadaşı engelledi. Ondan sonra da evlendiler zaten. Üniversite döneminden arkadaşı da evlendi. Evet. Ben hiç sokmadım sektöre. Çünkü bizim mesleğimiz çok yorucu. Gündüzü, gecesi, kışı, kıyamet, yani hiç belli değil. Pazarı belli değil. Psikolojik olarak da biraz insanlar etkileniyor değil mi? Yani kesinlikle. Mesela işte başrol oynamak için çaba gösteriyor insanlar. Başrol oynuyorlar. Sonra aşağıda bir rol oynamamak için çaba gösterip başrol bekliyorlar. Evet. Aşağıda oynasalar sanki kaliteleri düşmüş gibi olacak. Psikolojileri allak bullak olmuyor mu sizce? Gençlerde belki olabilir ama ben şu an düşünmüyorum. Ben ana karakterim yani. Şimdi ben anne oynuyorum. Sağ olsunlar. Ben ısrarla tamam bir dönemin jönlemayıydım. Üste yazılıyordu ismim ama şu an benim için V olarak kullanıyorlar. Önemli değil yani. Belli bir yaştan sonra. Çünkü neden? Gençlerin önünü açmak lazım şimdi. Gençler var şimdi. Ben belli yaşa gelmişim. Anneanne, babaanne oynuyorum. Yani niye benim ismim öne yazılsın? Çünkü genç var. Önü daha ilerlemesi lazım. O gençlere fırsat vermek lazım. Var. Bizim sektörde bu şekilde düşünen aynı yaş grubumdan arkadaşlarım var, meslektaşlarım var. İlle ismim şuraya yazılsın. Yani sen oynadığın role bak. Yani, tabii öyle değil mi? Belli bir yaştasın artık. Çünkü artık keyifle, zevkle yapman lazım bu zaten işi. Zaten Aysun Hanım, filmi izliyoruz, çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bir yorumumuz var. Kim oynamış? İsmi nerede, nasıl yazılmış diye kimse ilgilendirmiyor. Kesinlikle, değil mi? Aynen, kesinlikle. Yani bir film seyredilir, akabinde çıkarsın. İşte burada şu şöyle oynamış bir isim vardı, tek geçerim. Ya da işte böyle cümlelerde kesinlikle kendisini. Orada ufacık bir rolde oynamıştır. Hafızalarda o kişi kalır, öyle değil mi? Kesinlikle. En sonunda ismi yazılıdır. Ben o şekilde bakmıyorum ona. Yani neticede ben çocuklarımı sokmadım. Çünkü neden? Ben görüyorum, ufak kızlarımız da var, çocuklar da var dizide. Geliyorlar, birlere kadar da bazen çalışıyorlar. Okula gidiyor bu çocuklar, ders çalışmaları lazım. Seviyorlar da bu işi. Tabii zorla olmaz yani. Keyifle geliyor ama görüyorum onları. İçim parçalanıyor. Benim de torunlarım var. Ya iyi ki de diyorum, çocuklarımı sokmamışım ben. Onların da tercihi. Onlar da istemediler. Hepsi kendi mesleklerini yapıyorlar. Peki siz bir idol olarak şu anda değerli izleyen gençlerimize, oyuncu olmak isteyen gençlerimize nasıl bir öneride bulunursunuz? Egolu olmasınlar. Ben oldum demesinler. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir anda çıkıp bir anda inebilirsiniz. Çok iyi bir fiziğiniz olabilir. Çok iyi oyuncu olabilirsiniz. Ama efendi olun. Kişilik sahibi olun. Büyüklerinize saygılı olun. Arkadaşlarınıza saygılı olun. Ekibinize saygılı olun. O çok önemli. Çünkü ego, yani ben görüyorum bazı çocukları, örnekler veriyorum. Kendim çok genç başladım bu işe. Yani diyorum ki nasıl başlarsanız 20 sene sonra da aynı saygıyı görürsünüz. Kimler geldi, kimler geçti. O yüzden de saygılı olun. Evet. Her şeyin başı saygılı. Evet, kesinlikle. Eğer zaten saygılı olup işlerine sahip çıkarlarsa ve bir yerde de şu da beni korkutuyor. Tabii herkesin çocukları var. Herkes kaygı içerisinde. Yani oyuncu olsun mu, olmasın mı? Bazı anne geliyor mesela bana, bile işte kızımı bir yerle oynatır mısın? Kızım için ne yapabilirim? Ben hiç yani bulaşma. Çünkü yok, sektörde bu kadar çok. O kadar çok ve ki. Bir pislik de dolaşıyor yani. Kaliteli birçok ajanslar var. Mutlaka o kaliteli ajanslarla çalışın diye de her seferinde söylüyorum yani. Burada. O kadar fazla ki. Önüne gelen ajans açmış. Önüne gelen ajans açmış. Bugün bankadan emekli olmuş hanım. Ajansa kayıt olmuş. Geliyor, bir de uğraşıyoruz biliyor musunuz? İki laf söyleyemiyor. Getiriyorlar, ajans yolluyor oraya. Ne oluyor? Zaman kaybı oluyor. Benim zamanım gidiyor, yönetmenin zamanı gidiyor. İşte diğer ekibin zamanı gidiyor. Yani bilen de burada, bilmeyen de burada. Yani sen ajans alıyorsan eğit bari de öyle yolla setlere. Yani. Sen 3 kuruş kazanacaksın diye yolluyorlar oraya. Atıyorum bir kokteyl sahnesi var.
Yolluyor işte kokteyli tabii, birazcık şöyle bir şık falan giyilmesi lazım değil mi? Yolluyorlar oraya böyle peşmurda bir halde. Biz orada oturuyoruz, kıyafet bekliyoruz. Biz ana kaslar, oyuncular işte ajansdan yollamışlar. 2 saat, 3 saat biz orada şey bekliyoruz, yardımcı oyuncuları bekliyoruz. Yani yap, bu işi yap ama düzgün yap. Hakkıyla yap yani. Yani biraz farklı. İşte dediğiniz gibi iyisi de var, kötüsü de var. Hı-hı. Çok fazla. Hı-hı. Çok fazla. O yüzden tabii ki kaliteli olan, bu işi iyi bilen isim ajanslarla çalışmak lazım. Var. Hı-hı. Ama maalesef çalışılmıyor işte. Yani. Evet. Çünkü bir de inanılmaz oyuncu var. Yani çok fazla. Oyuncuyum ben. Çok fazla. İki tane işte oyun oynadıktan sonra ben oyuncuyum. Oyuncuyum diyor, evet. İşte mesela yıllarca, hala dün Erol Tezeren'le sohbet ederken dedi ki bana, ben hala oyuncu olmadım. Ben doğru hala söylüyorum. Oyuncu değilim, doğru hala söylüyorum. Oynamaktayım sadece ben dedi. Ben de aynı şeyi söylerim. Doğru söylüyor. Evet. İşte bu mütevazi yapınız zaten sizi getiren, hani sizi bir noktaya getiren yer burası oldu işte gerçekten. Evet, egonuz olmayışı. Bugün insanlarla karşılaştığınızda, onlarla resim çektirirken bir yüzünüzden sevimlilik akıyor. Ama bir iki tane işte dediğim gibi yeni jenerasyon resim çektirmemek için insanlar galada bekliyor, arka kapıdan geçiyor. Bu kadar saygısızca bir davranış. İşte Nursel Hanım nedir yani? Şimdi bakın, siz bir programcısınız değil mi? Ben işte dizilerde oynayan bir vatandaşım. Yani oyuncu olarak da kullanmak istemiyorum. Diyeyim kendi oyuncuyum, tamam mı? Yani biri bankacıdır, biri esnaftır, biri tezgahtardır. Sadece mesleklerimiz değişik. İnsanız her şeyden önce. Kesinlikle. İnsanız. Yani ben onu anlayamıyorum. Senin mesleğin farklı. Sen oyuncusun. Sen bankacısın. Nedir yani bu ego? Aradaki fark nedir? Fazla para kazanıyorsundur, gündemdesindir, insanlar seni tanıyordur yani. Aradaki fark bu. İnsansın neticede. Kesinlikle. Ben onu anlayamıyorum. Ben o yüzden yani o şeyimi değiştirmedim. Yani ben sinema oyuncusuyum. Benim mesleğim bu. Bana diyorlar ki ya ne kadar mütevazisiniz. Yani hiç şeyiniz yok, hemen resim çektiriyorsunuz, konuşuyor, sohbet ediyorsunuz. Nedir aramızdaki fark nedir diyorum ya. İnsanız neticede. Mesleğimiz ne? Sen ev hanımısın, ben sinema oyuncusuyum. Aradaki farkımız bu. Evet, zaten işte bu mesleğe sahip çıkan, destek veren emekçiler, biz öyle değerlendiriyoruz yani. Resim çektirirken bile bir saygı çerçevesi içerisinde çektirip uğurluyor insanları. Ama diğer tarafta böyle bir tuhaflık var. Yani yapıyorlar. Gerçekten evet, ben Yeşilçam oyuncularının tamamını yürekten kutluyorum. Sağ ol. Allah uzun ömürler versin. İnşallah. Gerçekten çok benim için özel ve her seferinde burada ben Yeşilçam'ı konuşurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Bir an bir kopuyorum, bir yere gidiyorum böyle filmlere doğru. Çünkü birçok şu anda dostlarımın, arkadaşlarımın, abilerimin, hocalarımın filmleriyle büyüdüm ben. Ne kadar güzel. Şimdi çıkıp burada onlarla sohbet edip öyle bir program yapma şerefine nailim. Hem çok gençsiniz hem de yani gönül koymak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum size. Rica İyi ki varsınız. Siz de öyle. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız ki sağ ben olun. Bu programı yapma şansı buldum. Sağ olun. Şöyle bir eve doğru gidelim. Bakalım tamam. Evde nasıl Aysun Hanım yemek güzel ben, yapar mı? Temizlik yapar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Beni tanıyanlar inanamıyorlar. Yani bir sinema oyuncusu nasıl böyle bir ev hanımı? Benim gelinimin annesi Arnavut. Arnavutları bilirsiniz. Çok evet. Marifi yemek. Benim anne tarafım da Çerkez'dir. Biz hep güzel yemek yedik yani. Damak zevkimiz var. Evlendiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Benim kayınvalidem de rahmetli Arnavut'tu. Çok meraklıydım. Madem ev kadını olacağım, bu işi iyi yapayım dedim. Bir defterim vardı. Annemden tarif aldım, kayınvalidemden tarif aldım işte, anneannemden aldım, ettim. Benim şu an evde yufkadan börek yapılmaz. Açma börek yaparım ben. Ben çok iyi gurmeyimdir yani. Çok iyi, mutfağım çok kuvvetlidir benim.
Ben gece 11'de benim oğlum çiğ börek istemiştir. 11'de ben ona çiğ börek yapmışımdır. Ben evlatlarıma hizmet etmeyi çok severim. Yani sevdiğim insanlara zeytinyağlı dolmalar, yani inanın Mehmet etmek gibi olmasın. İnşallah bir araya geliriz, görürsünüz. İyi bir ev hanımımdır. Her şeyimi yaparım, evet. Yani ev temizliğimi tabii ki yardımcı alıyoruz ama mutfağım mükemmeldir. Yani ben iki çocuğumu kendim büyüttüm zaten, hiç bakıcı falan almadım, ikisini de kendim büyüttüm. Ben hep bu soruyu maksus soruyorum, biliyor musunuz? İyi yemek yapıyorsanız böyle hani bir an önce geleyim, kesinlikle. Bir an önce misafir davet edileyim diye. Buyurun, beraber beklerim. Bakın Çınarcık'ta yazdığıma bekliyorum. İnşallah. Ben gerçekten bu konuda iddialıyım. Çok iyi yemek yaparım. İnşallah. artık zamanımız, evet, daraldı. Öyle mi? Ve size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir sohbetti. Sağ olun, eksik son olmayın. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İyi ki varsınız. İyi ki davet ettiniz. Çok mutlu oldum. Bir nostalji oldu. Eskilere götürdünüz beni. Çok çok mutlu oldum. Gerçekten yani şu an ifade edemiyorum. İyi ki de gelmişim, iyi ki de aramışsınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sizi aramama Tuğrul Meteer vesile oldu zaten. Evet, sağ olsun. Sizin ne kadar alçak gönüllü ve Yeşilçam'a karşı da bir saygınız olduğunu söyledi bana. Mutlaka Aysun olmalı dedi. Sağ olsun. Ben de aradım, evet, sizi hiç tanımamama rağmen. O kadar sıcak, o kadar güzel bir sohbetle kaynaştık ki böyle sesiniz de zaten bir o kadar güzel. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ruhen de zaten anlaştık zannediyorum. Evet, gerçekten öyle oldu, gerçekten öyle. Bundan sonra artık sen de ablam oldun. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Nursel'cim. Ben teşekkür ederim sağ Aysun ablacığım. Canım benim, sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Evet. Bir Yeşilçam Çınarı daha ağırladım. Bugün çok mutluyum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.